Merhaba arkadaşlar. Önceki dersimizde File Writer ve Buffer Writer kullanaraktan dosyaya string yazmıştık, text yazmıştık. Daha önceki dersimizde de yine benzer şekilde dosyadan bir teksti nasıl okuyacağımızı görmüştük. Bugünkü bölümde ise dosyaya bir objeyi yazmayı ve onu tekrar geri okumayı göreceğiz. Bunun için yeni bir class oluşturalım. Obje yazmak diyelim, adına garip bir isim oldu ama bu sefer elimizde bir obje olacak ve bu objeyi dosyaya yazmak istiyor olacağız. Mesela ne gibi bir durumda karşılaşabiliriz? İsterseniz yeni bir class oluşturalım burada kaydetmek istediğimiz obje için. Mesela kişi diyelim class'ın adına ve bu class'ın içerisinde kişiyle ilgili bazı bilgileri tutuyor olalım. Mesela string, isim, soyad, integer olarak yaş gibi bazı bilgileri içeride tutuyoruz diyelim. Bizim yazmak istediğimiz, dosyaya kaydetmek istediğimiz bir kişiye ait olan bütün bilgiler olacak. Dilersek daha önceden gördüğümüz şekilde, yani file writer ve buffer writer'ı kullanarak kişiyi kaydedecek olduğumuz zaman tek tek ismi, soyadı ve yaşı ayrı ayrı belli bir düzene göre dosyaya string olarak, text olarak yazıp daha sonra yine aynı şekilde teker teker okuyup bunları obje oluşturmak için kullanabiliriz. Fakat bu tarz işlemlerle uğraşmak istemezsek bunu sağlayan Java'da daha kolay bir class var. Object Output Stream ve Object Input Stream kullanarak bu yazma ve okuma işlemlerini yapabiliyoruz. Ve yazacak olduğumuz class'ın Object Output Stream tarafından yazılabilir halde olduğunu söylemek için bu class'ın objelerinin kayıt edilebilir olduğunu söylemek için bu class'ın bir interface'i implement etmesi gerekiyor. O yüzden buradaki yeni oluşturduğum kişi class'ını implement serializable diyorum. Yukarıda da import'umuzu yaptık. Birazdan görecek olduğumuz yöntemle dosya kaydedip okumak istiyorsak, daha doğrusu obje, bu objelerin ait olduğu class'ın serializable interface'ini implement ediyor olması gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra herhangi bir metot override etmemiz gerekmiyor, fakat kişi class'ın içerisinde. Şimdi obje yazma class'ına gidelim. Bizim yazmak istediğimiz obje kişi class'ına ait bir obje olacak. Değişken adı olarak kişi 1 diyelim. New kişi şeklinde oluşturalım ve kişi 1'in bazı değişkenlerini doğrudan bu şekilde belirliyorum. Dilersek getSet metotlarıyla veya constructor'da doğrudan ismi, soyadı gönderebilirdik. Şimdi onları yazmadım. Daha farklı bir şekilde buradan yazıyorum mesela. Kişi class'ının içerisinde hatırlarsanız buradaki değişkenlere herhangi bir private veya public gibi bir şey yazmadığım için Java'nın default protected güvenlik şeysinde oluyor. Yani buraya private yazmış olsaydık eğer dışarıdaki bir class'tan isim ve soyad değişkenlerine ulaşamayacaktık. Eğer public yazsaydık da dışarıdaki her class'tan bu değişkenlere ulaşabilecektik. Yani doğrudan kişi class'ına ait obje nokta isim diyerekten onlara ulaşabilecektik. Eğer hiçbir şey yazmazsak protected oluyor. Default haliyle protected oluyor ve aynı package'ın içerisindeki class'lar tarafından erişilebilir oluyor. O yüzden boş bıraktığımız takdirde aynı package'ın içerisinde olan obje yazmak class'ından da doğrudan bu değişkenlere ulaşabiliyoruz. Onları değiştirebiliyoruz. Mesela Sinan, Minan diyelim.
Yaşıtı atalım, 12 yaşında olayım. Şimdi kayıt etmek istediğimiz obje hazır. Sadece kayıt etmek için aracı cluster'a ihtiyacımız var. Bu sefer kullanacak olduğumuz file output stream. Hatırlarsanız daha önceden okurken file reader ve buffered reader kullanmıştık. File reader bizim dosyaya ulaşmamızı sağlayan aracı bir class, yani dosyanın nerede olduğunu vesaire ayarlıyordu. Buffered reader ise file reader'a bağlanaraktan bize içerisindeki string'i okumak için yardım ediyordu. Bu sefer file reader ile yapamıyoruz işlemimizi, çünkü object okurken daha ayrı bir class kullanacağız. Bunun için aracı class'ımız bizim file output stream olacak. Yani file reader'a bayağı bir benziyor. Ama biraz daha yapısı farklı. File output stream bizim output dosyamızı değişken olarak alacak burada yeni oluştururken. Output adını verdim buna. File output stream. Constructor'a dosyayı nereye kaydetmek istiyorsanız oranın adresini artı dosya adını yazıyor olacağız. Deneme diye bir klasör oluşturmuştum D'nin olduğu yerde. Ve dosyanın adı da dosya olsun. Dilerseniz uzantı verebilirsiniz. Fakat şimdi oluşturduğumuz dosya herhangi bir var olan uzantıya sahip değil. Yani bir text dosyası oluşturmuyoruz. Daha ileride yine göreceğimiz üzere dosyayı kaydettikten sonra. Buna data vesaire gibi bir uzantı da verebilirsiniz. Veya kendi programınıza ait bir uzantı belirleyip onları kullanabilirsiniz. Şu şekilde noktalı virgülde koyduktan sonra gördüğünüz gibi yine bir uyarımız var. Bu yolunu belirttiğimiz dosya belki bulunmayabilir diyor. Burada bir exception try catch'i ekledikten sonra bu sorun ortadan kalkıyor. Şimdi file output stream'imiz bizim dosyaya bağlanacaktı. Ve bunu kullanaraktan biz object output stream üzerinden dosyayı kayıt edebiliriz. Buna da o stream diyelim, output stream. Object output stream dedik ve buna parametre olarak az önce yukarıda oluşturmuş olduğumuz file output stream'i gönderiyoruz. Yine bir exception uyarısı veriyor. Bu sefer var olan exception içerisine ekle dedim bunu. Burada yeni bir uyarı verdi Eclipse. Bu iki exception'dan bir tanesi diğerini kapsıyor şeklinde bir uyarı veriyor. Yani IO exception, zaten IO exception varsa file not found exception da vardır diyor. Bir tanesini kaldırabilirsiniz veya bunları ayırıp daha farklı şekilde handle etmek istersiniz şeklinde bize söylüyor. Bu ikisini tabi tek satırda da toplayabilirdik. Yani şu output'u doğrudan şunun içerisinde new diyerekten oluşturmamız da mümkündü. Bu ikisini yaptıktan sonra objeyi yazmaya hazırız. Objeyi OStream'i kullanarak, OStream objesini kullanaraktan yazıyoruz ve burada doğrudan WriteObject şeklinde bir metot var. Bizim yukarıda oluşturmuş olduğumuz kişi biri buraya gönderdiğimiz takdirde doğrudan bu objeyi yazıyor olacak. Programı çalıştıralım isterseniz. Herhangi bir output almayacaktık zaten. Belirtmiş olduğumuz yola, klasöre geldiğimiz durumda dosya şeklinde bir dosyamız var. Onu silelim, hatta tekrar oluştuğunu görelim burada. Daha önceden kaydedip de gelmiş olmayayım diye. Şimdi göremedik dosyayı. Bu output'ları close etmediğimiz için muhtemelen
Önce onları bir close edelim, kapatalım. Hatırlarsanız daha önceden de yazarken benzeri bir durum vardı. Ya flush ediyorduk ya close dememiz gerekiyordu. Bu şekilde yaptığımız zaman çıkmasını umuyorduk fakat çıkmadı. Tekrar bir bakalım acaba neyi yapmış, neyi yanlış yapmış olabiliriz. Dilerseniz şurada exception bulunan yere bir sistem out print ekleyelim. Acaba bir yerde exception mi alıyoruz? Bir sorun mu oluyor? Çalıştırdığımızda exception almadık. Bunu keselim, bir de yukarı alalım bakalım. Oralara gidiyor muyuz acaba? Hey desin program. Oralara da gitmiyoruz ama. Acaba yanlış şeyleri mi çalıştırıyoruz biz? Evet. Nerelere yazmışız? Gördüğünüz gibi burada obje yazmak klasının constructor'ına yazıyormuşuz biz yazdıklarımızı. Tabii nereye yazdığımızı da kontrol etmekte fayda var. Öyle rastgele yerlere değil de main'e yazmak istiyoruz. Biz az önce deminden beri yazıp durduklarımızı belki fark etmişsiniz. Deminden beri söylüyordunuz. Oraya yazılır mı Sinan yapma şeklinde. Her neyse. Şimdi çalıştıralım. Dosya nokta data gözüküyor. Az önce başta bir tane var olanı iyi ki silmişiz o zaman. Çünkü ben onu denemek için yapmıştım başta. Acaba hala yapabiliyorum mu gibisinden. Bunları close etmesek de acaba olur muydu? Ona bakalım. Şu hey'i siliyorum. Dosyayı silelim yeniden. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi close etmeden de işe yarıyormuş. Fakat ne olur ne olmaz. Close'ların bulunmasında fayda var. Hani kendisi otomatik bir şekilde close ediyor olabilir. Ama biz açtığımız dosyaları, okuma izinlerini aldığımız dosyaları sisteme geri iade etmemizde her zaman için fayda var. Bunu sağ tıklayıp eğer Notepad'le bakacak olursak gördüğünüz gibi içinde bayağı bizim kaydetmiş olduğumuz içine isim, soy isim ve yaş dışında da başka bilgiler var ve bu bilgiler tam hani okumak üzere yapılmamış şekilde. Mesela bunu uzantısını da dilersek txt şeklinde değiştirebiliriz. Text dosyası olarak da açtığımız zaman gördüğünüz gibi obje olarak kaydetmiş ve obje ile ilgili başka bilgiler de içinde yer alıyor. Bu yüzden okuduğumuz zaman doğrudan bir obje olarak okumamız mümkün. Okumak için de yukarıda kullandıklarımızın outputlarının input hallerini kullanıyor olacağız. File input stream. Bu sefer input için okuma izni alıyor olacağız dosyanın. Yine belirtmiş olduğumuz aynı yoldan ve dosya adından almamız gerekiyor eğer tabi aynı dosyayı alacaksak. Mesela bazı değişkenlere göre isimleri değiştirip farklı yerlerden de okuyabiliriz dosyaları. Ve Object Input Stream'i kullanacağız. Buna da eStream diyelim. Input Stream olsun. Eşittir. Ne diyoruz? Object Input Stream. Bu sefer yukarıda oluşturmuş olduğumuz input'u parametre olarak gönderdik. Yine bunları da tek satırda yapmamız mümkündü. Bu sefer obje okumak için eStream objesinin read object metodunu kullanacağız. Gördüğünüz gibi başka türden şeyleri okumak için de kullanabiliyoruz. Bu sefer biz obje okumak için kullanacağız. Ve bu metot bize okunan objeyi return edecek.
Bu objeyi de içinde tutmak için herhangi bir değişkene ihtiyacımız var. Okunan obje diyelim. Type olarak da, class olarak daha doğrusu object dedim. Burada yeniden bir exception bulunabilir diyor. Onun için üçüncüyü seçtim. Var olan catch kısmına yeni bir exception ekledik. Şimdi okuduğumuz objeyi object type'ından bir değişkenin içerisine attık. Yani object class'ına ait olarak varsaydık onu. Object Java'da bizim yazmış olduğumuz bütün class'ların atası olarak kabul edilen bir class aslında. Yani bizim yazdığımız kişi class'ı aslında object class'ını biz yazmamış olsak da extend ediyor. Bu yüzden okuduğumuz herhangi bir objenin en azından object class'ına ait olduğunu söyleyebiliriz. Fakat object class'ına ait olduğunu söylersek sadece, mesela okunan objenin nokta dedikten sonra bizim kişi class'ının içerisine yazmış olduğumuz isim, soy isim gibi değişkenlere ulaşmamız bu şekilde mümkün değil. Onu sağlamak için typecasting yapmamız gerekecek. Okunan obje, object değil de aslında kişi class'ına ait demiş oluyoruz. Başına eğer bu şekilde parantez içerisinde bir class adı yazarsak ve bu şekilde yazdıktan sonra da gördüğünüz gibi isim, soyad ve yaş gibi değişkenlere ulaşabiliyoruz. Dilerseniz bunları ekrana yazdıralım hatta. Şu şekilde bu değişkenleri ekranda görmüş olalım. Aynı zamanda şöyle bir şey yapalım. Eğer herhangi bir değişkenin değil de doğrudan okunan objeyi ekrana yazdırsaydık ne olurdu? Typecasting ile yaptık. İlkinde de typecasting yapmadan okunan objeyi doğrudan ekrana yazdırsaydık ne olurdu onu görelim. Ve ayrıca bu iki objenin farklı objeler olduğunu göstermek için yukarıdaki kişi biri de ekrana yazdıralım. Kişi biri ekrana yazdırırsak doğrudan eğer neyle karşılaşıyoruz onu görmek için bunu yaptık. Ve başka ne yapalım? Şimdilik bunları yapalım bir önce. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi neler çıktı bakalım. Şu ilk üçü, şuradaki ilk üçüne karşılık geliyor. İçindeki değişkenleri gördüğünüz gibi doğru bir şekilde yazdık. Okunan objenin içerisinden alaraktan. Diğer ilk üçü için objeyi ekrana yazdırdık. Baştaki kişiler, hangi klasa ait oldukları. Diğerleri ise bu objenin memoride bulunduğu adres. Eğer bunu tekrar çalıştıracak olursak diyorum, olursak gördüğünüz gibi farklı memori adresleriyle karşılaşıyoruz. Sistem o anda hangi adresi bu değişken için atadıysa onu görüyoruz. Şimdi bunlardan bir kurtulalım. Okunan objeyi bu sefer hangi klasa ait olduğunu tam olarak belirleyelim. Yani okunan obje bir object dedik biz ama typecasting yaparak karar verdik isim ve soyadın içerisinde olduğunu. Eğer şu şekilde okunan obje instance of kişi deseydik bu bir boolean karşılaştırması yani if ile bunu yapabiliriz. Eğer bu okunan obje kişi klasına ait bir obje ise demiş oluyoruz bu şekilde. O zaman kişi klasına ait ise bu objenin bir tane kişi type'ındaki değişkenin içerisine aktarılmasını sağlayabiliriz. Okunan kişi diyelim bu sefer. Eşittir. Kişi typecasting'i yaparaktan okunan objeyi onun içerisine göndereceğiz.
Bu şekilde yaparsak eğer her seferinde typecasting yapmamıza gerek kalmaz. Doğrudan okunan kişi nokta diyerekten onun değişkenlerine ulaşmamız mümkün olur. İşte burada declare etme işini if'in içerisinde değil de if'in dışında yapmamız gerekiyor. Çünkü if'in içerisinde olursa eğer if'in doğru olmaması durumunda bu değişkene bir şey atanmamış olacak. Başta içerisinde de null demiş olduk. Çünkü bu bir obje. Eğer integer vesaire olsaydı otomatik olarak sıfıra eşitliyor olacaktı Java. Declare ettiğimizde herhangi bir değer atamasak bile, ama obje söz konusu olduğu zaman ya declare ettiğimiz satırda new diyerekten yeni bir obje eşitleyeceğiz ya da null diyeceğiz. Ki herhangi bir şeyler atanmış olsun bu objeye. Gördüğünüz gibi okunan kişi dediğimiz zaman doğrudan onun artık değişkenlerine ulaşabiliyoruz. Ve şu karşılaştırmayı da görelim nasıl bir değer aldığını. Tabi içerisine girdiğini biliyoruz artık çünkü okunan kişiyi oluşturdu. Null kalmadı. Fakat çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi okunan obje instance of kişi bu klasa ait olduğu için doğru dönüyor. Object olarak baksaydık mesela object mi? Bu da true döndü. Daha önceden oluşturmuş olduğumuz klaslardan birinin adını verelim. Mesela soru dedim. Bu şekilde denediğimiz zaman false dönüyor gördüğünüz gibi. Bu bölümde ne yaptık? Bir objeyi obje olarak kaydettik ve obje olarak da geri okuduk. Bunu nerelerde kullanabiliriz? Bayağı bir yerde kullanabiliriz mesela. Kendi dosya türümüzü belirlediğimiz bir program yapıyorsak eğer. Onlarda kullanabiliriz. Veya oyun gibi bir şey yaptıysak eğer. Karakterimizle ilgili bilgileri kaydederken, geri yüklerken kullanabileceğimiz şeyler. Sonraki derslerde görüşmek üzere.